Kıymetli basın mensupları, bugün Özüptiki Sendikası olarak emeğin başkenti Karabük'te bulunuyoruz. Karabük Hak İş Konfederasyonu Zil Başkanı, yine Karabük'te Hak İş Konfederasyonumuza bağlı diğer sendikalarımızın yöneticileri, kıymetli işçi arkadaşlarımız, bugün burada hem Türkiye'deki genel sorunlar, hem sektörümüzün sorunları, hem de Karabük özelinde sizlerle paylaşmak istediklerimiz var. O yüzden bugün buradayız. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizler vasıtasıyla da Karabük'teki tüm emekçileri saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi bugün ülkemizde ağır bir ekonomik şartlar yaşanıyor. Maalesef ki bunlar en çok biz emekçileri etkiliyor. İşte yüksek enflasyonla boğuşuyoruz bugün. Aldığımız ücretler maalesef yıl sonuna kadar eriyerek devam ediyor. O yüzden bu sıkıntıların birçoğu maalesef biz sabit gelirli emekçileri etkilemektedir. Tabii ki bunların içerisinde, bunlarla mücadele ederken bu süreçlerin içerisinde 2 yıldır biliyorsunuz asgari ücrete 6 aylık dilimler halinde zamlar yapılıyordu. Maalesef bu yıl zam yapılmadı. Biz sizler vasıtasıyla buradan tekrar seslenmek istiyoruz. Biz bu ağır ekonomik şartlarda geçinemiyoruz. Gerçekten aldığımız ücretler yetmiyor. Bir an önce asgari ücrete zam değerlendirilmeli ve uygulanmalıdır. Tabii bu asgari ücrete zam uygulanması sadece yeterli değil. Bir de bildiğiniz gibi ağır bir vergi yükü altında emekçiler. Düşünün, direkt vergiyi de ödeyen bizleriz. Dolaylı vergiyi de ödeyen bizleriz. Önceden vergi dilimleri arasındaki makas asgari ücret zammıyla endeksli bir şekilde dengeleniyordu. Ama son özellikle 7-8 yıldır bu denge maalesef emekçi aleyhine açılarak devam ediyor. Basit anlamda söylemem gerekirse önceden biz ikinci vergi dilimine %20'lik dilime son 2 ayda geçiyorduk. Şimdi 4. 5. ayda ikinci vergi dilimine son 3 ayda %27'lik üçüncü vergi dilimine giriyoruz. Yani aldığımız her 100 liranın 27 lirası direkt vergi olarak bizim cebimizden çıkmaktadır. Şimdi bu kanayan yara varken Özüptiki Sendikası olarak yıllardır bu vergi adaletinin sağlanmasını sizler vasıtasıyla tüm kamuoyuyla ve üyelerimizle paylaşmıştık. Bu sesimize konfederasyonlar geçtiğimiz aylarda bir cevap verdiler. Bildiğiniz gibi 3 konfederasyon bir araya geldi. Vergi dilimleriyle ilgili neler yapılması gerektiğinde bir ortak mutabakata vardılar ve hükümete seslendiler. Fakat bu orada kaldı. Biz bunun orada kalmasını istemiyoruz. Bu vergiyle ilgili adaletin bir an önce sağlanmasını istiyoruz. Ya biz bu az önce söylediğim gibi 100 liranın 27 lirasını direkt vergi öderken bir de aldığımız diğer kısımdan da işte markette, şurada burada alışveriş yaparken bir de dolaylı vergi ödüyoruz. Bunlarda da artışlar var. Bu enflasyonun, bu ağır ekonomik koşulların sorumlusu kesinlikle biz emekçiler değiliz. O yüzden lütfen bunun bedelini kimse bize ödetmesin. Biz bunun bedelini ödemek istemiyoruz. Bu işte bir kural var. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması. Biz az kazanıyoruz. Kazandığımız geçinmemize zor yetiyor. O yüzden bizden değil, gerçekten çok kazanandan vergi alınsın ve bu vergi adaleti bir an önce sağlansın istiyoruz. Yine tabii bunlarla mücadele ederken, bu sıkıntılarla, ekonomik şartlarla mücadele ederken bir de sendikal anlamda örgütlenme ile ilgili sıkıntılar var. Bir tanesi işte sahaya indiğimiz zaman işverenlerle mücadele ediyoruz. Bir diğeri de hukuk anlamında kanunlarla mücadele ediyoruz. Bir yerde yetki aldığınız zaman işveren gidiyor, itiraz ediyor. İnanın ki 4,5 sene devam eden bir yetki davalarımız var. 4,5 senenin sonunda döndüğünüzde orada, yani davayı kazanıp döndüğünüzde, kazanabilirseniz döndüğünüzde
ya işçi oluyor, bazen olmuyor iş yerinde, bazen iş yeri dahi olmuyor, kapanıp gidiyor. Çünkü tekstil sektörü dinamik bir sektör, değişim oranı çok yüksek bir sektör. O yüzden hem örgütlenmeyle ilgili hem hukuki sorunlar, aynı zamanda bu alanda uygulama sorunları ile ilgili bir an önce bu kanunsal düzenlemelerin yapılmasını sizler vasıtasıyla tekrar buradan talep etmiş olalım. Gelelim tekstil sektörüne. Tekstil sektörü geçen yıl 24 Temmuz Gazeteciler Günü'nde bir açıklama yapmıştım. Tekstil sektörünün artık gerçekten zor durumda olduğunu, bununla ilgili bir çalışma yapılması gerektiği ile ilgili bir çağrı yapmıştım. Bununla ilgili bir rapor hazırladık. Bu raporu hükümet temsilcilerine, muhalefet partilerine gönderdik. Sesimizin duyulmasını istedik. Fakat tabii hiçbir önlem alınmadı. Bugün geldiğimiz itibariyle tekstil sektörü geçen yıl söylediklerimizin malumun ilanı olmuş oldu. Tekstil sektöründe biliyorsunuz bir Mısır furyası başladı. 130'a yakın Türk firması şu anda Mısır'da üretim yapıyorlar. Tabii bunun birçok sebebi var. Gerek işte kurla alakalı, döviz kuruyla alakalı, gerek enerji maliyetleri, gerek bizi yönetenlerin genel bakışıyla alakalı birçok sebebi var. Ama ona rağmen tekstil sektörü üretime devam ediyor. En azından elimizde kalanlarla ilgili muhakkak oturup konuşmak lazım. Çözüm diye soruyorlar. Çözüm nedir? Çözüm için önce bir araya gelmek gerekir. Geçen yıl yaptığım çağrıyı tekrar yeniliyorum. İşçiler, işverenler ve bizi yönetenler oturup bir masada konuşmamız lazım. Çünkü tekstil sektörü gerçekten Türkiye'nin ihracatta 3. sırada 22 milyar dolara yakın ihracat yapan bir sektörü. Düşünün ki dışarıdan 5 milyar, 10 milyar dolar kredi bulduğumuzda ne kadar seviniyoruz. Bunu bekleyeceğimize elimizde kendi öz kaynaklarımızla yarattığımız 22 milyar dolarlık bir ekonomi var. Bunun gidişini izlemememiz lazım. Bunun için bir an önce tedbirler almamız lazım. Bu sektör sadece milyar dolarlarla ölçülebilecek bir sektör değil. Bir de istihdam tarafı var bunun işin tabii ki. Şimdi işsizlik rakamları ile ilgili işsizliğin düştüğünü görüyoruz ama tabii yaz sezonundayız. Hizmet sektörü bu anlamda biraz hareketli ama hizmet sektörü devamlı bir sektör değil. Özellikle turizm tarafı devamlı bir sektör değil ama tekstil devamlı bir sektör. O yüzden istihdamın da çok yüksek olduğu bir sektör. Hem ihracat anlamında 3. sıradayız hem istihdam anlamında çok yüksekiz. 1 milyon 250 bine yakın kişiyi direkt istihdam eden bir sektör. O yüzden sektörümüzle ilgili bence bir an önce ele alınması gereken sorunlar var. Bunları hızlıca konuşmalıyız. Tabii bunun yanı sıra sektörün sorunu sadece bunlar değil. Sektörümüzde bir markalaşamama sorunu var. Yani biz fason üretimi seviyoruz bizim işverenlerimiz maalesef. Bizim markalaşmamız lazım. Tabii markalaşma uzun bir süreç, maliyetli bir süreç. Kimse bu topa girmek istemiyor. Şimdi bakın olimpiyatları seyrediyoruz değil mi? Bir tane Türk markası görüyor musunuz global anlamda? Maalesef göremiyoruz. Tekstilde çok iyiyiz. Bakın işçilerimiz, emekçilerimiz dünyanın en iyi tekstil ürünlerini üretiyorlar. Kalifikasyonları çok yüksek. Ama baktığınız zaman maalesef bir marka yatırımı olmadığı için Türk bir global markayı maalesef kimsenin üzerinde göremiyorsunuz. Ve eminim ki o sporcuların giydiği birçok global marka Türkiye'de üretiliyor. Çünkü en kaliteliyi biz üretiyoruz. En iyiyi biz üretiyoruz. O yüzden sizler vasıtasıyla tekrar sesleniyorum. Belki markalaşmak uzun bir süreç ama işte dünyada yeni trendler var. Marka satın almak var. Bunun gibi birçok hızlıca ekonomiye katkı verebileceğimiz işte otomotivde yaşadık biliyorsunuz. Bir girişimle yerli bir markamız oluştu. Tekstilde de bunun bir an önce sağlanması gerekir. Tekstil bu kadar iyi tekstili üretirken bunu bir markayla güçlendirememek maalesef ki bizim sektörümüzün ayıbıdır. Bunu da sizler vasıtasıyla buradan söylemek istiyorum. Tabii bu genel sorunlardan sonra Karabük'le ilgili, Karabük'te biliyorsunuz
Ülkemizin ünlü markalarından birinde örgütlüyüz. Örgütlülüğümüz devam ediyor. İnşallah orada yeni toplu sözleşmelerle, yeni haklarla çalışan üyelerimizi de memnun edeceğiz. Bunun yanı sıra Karabük'te örgütlenme çalışmalarımız da devam ediyor. Bir ayakkabı fabrikasında arkadaşlarla yaptıkları çalışmalar sonucu bir yetki aldık. Ama yine hukuki engele takıldık. Maalesef itiraz süreci devam ediyor. Yine hepinizin malum olduğu, işte basına yansıyan bir firmada örgütlenme çalışmalarımız daha yeni başladı. Hızla devam ediyoruz. Bunun gibi sadece Karabük'te değil, Karabük'ün etrafında da Batı Karadeniz'de de birçok yerde örgütlenme çalışmamız devam ediyor. Buradan yine sizler vasıtasıyla tüm tekstil emekçilerine sesleniyorum. Tekstil emekçilerinin yuvası Özüplik İş Sendikası'dır. Özüplik İş Sendikası reel, gerçek, sadece işçilerin kurduğu bir sendikadır. 1978 yılında Gaziantep'te 5 tane tekstil işçisinin kurduğu 48 yıllık koca bir çınardır Özüplik İş Sendikası. Tüm tekstil emekçilerini Özüplik İş Sendikası'nda örgütlenmeye davet ediyorum. Çünkü örgütlü bir toplumun çözemeyeceği hiçbir şey yok. Ama örgütsüzseniz ya işverenin eline bakarsınız, işvereniniz değilse problem yok ama maalesef zalimse bir sürü sıkıntıyla karşılaşırsınız. Özellikle ekonomik sıkıntıları aşmanın yöntemlerinden bir tanesi örgütlü olarak hareket etmektir. Örgütlü toplumun çözemeyeceği hiçbir sorun, değinemeyeceği hiçbir şey yoktur. O yüzden Özüplik Sendikası bu sorunların hepsine talip, hepsini çözmek için Özüplik Sendikası'nın yeterliliği var, teşkilatı var, büyük bir çınar Özüplik Sendikası. Tekrar tüm tekstil emekçilerini sizler vasıtasıyla Özüplik Sendikası'na üye olmaya davet ediyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa sorularınızı alıp toplantımıza öyle devam etmek isterim. Bir sohbet havasında olursa sevinirim. Buyurun. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Aslında sözü siz de söylediniz. Bizim de hiç alışık olmadığımız bir durum bu. Normalde işverenler tabii ki sendikalarla mücadele ederler. Bu gayet normaldir. Niye mücadele ederler? Sonuçta sendika geldiğinde işçinin cebine daha fazla para girecektir ve işverenin cebinden daha fazla çıkacaktır. Bu gayet doğaldır. Ama burada maalesef hiç alışık olmadığımız, işveren de demek istemiyorum. Çünkü biz yüzlerce işverenle sözleşme yapıyoruz. İşte bu süreç içerisinde görüşüyoruz. Bazen örgütlenmelerin sert oluyor. Örgütlenmelere de devam ediyoruz ama günün sonunda oturup konuşabiliyoruz. Ama burada bu konuya değinmeden önce Hazreti Mevlana'nın güzel bir sözü var. Diyor ki cahille sohbet etmek güçtür bilene. Çünkü cahil ne gelirse söyler diline. Şimdi bu söz sözden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Bakın biz hiçbir fabrikanın kapanması için, zarar görmesi için mücadele edemeyiz. Çünkü fabrika olacak, emekçiler olacak, sendika da olacak. Orada hak mücadelesini vereceğiz. Ama burada sendikal mücadelenin dışına, başka bir zemine bu işi çekmek istiyor. Maalesef ki bu beyefendi, işveren de demek istemiyorum, bu beyefendi. Şimdi geçen herhalde bir canlı yayına katılmış, arkadaşlarım iletti. Bizim arkadaşlarımız hızlıca o canlı yayına katılmak istediklerini belirttiler. İşverenle karşı karşıya bu konulara oturmak konuşmak istediklerini, cevap vermek istediklerini. Tabii bunu kabul etmediler çünkü niye bir monolog olmasını istiyordu? İstediği gibi söyleyecekti. Şimdi ben bazı notlar aldım, o notları sizle paylaşmak istiyorum. Bu da benim hiç böyle bir tavrımız da yok. İlk defa ben de böyle bir tavırla karşılaşınca ve bir cevap hakkı doğunca bunu vermek istedim. Şimdi burada bazı anekdotlar işte bunların sicili bozuk. Yani Özüplik İş Sendikası 48 senelik bir çınar. Sicilimizde ne hukuken ne ahlaken hiçbir bozukluk yok. Herkes bakabilir. Siz basın mensubusunuz. Ben sadece onların siciline de bakılmasını isterim. O zaman zaten gerçeği kimin sicilinin ne olduğu ortaya çıkacaktır. Şimdi bir diğer konu. Bu sendikacılar önce bizi tanısın, kalitemizi görsünler. Bir de ya niye işte profesörden sendikacı olmuyor demiş. Güldüm. Biz sendikacı makine başından gelen olacak elbette ki. Ama kendini de geliştirecek, dünyayı da tanıyacak.
Ya yanlış anlamayın da ben profesör değilim ama 4 tane üniversite bitirdim. Acaba bu beyefendi için yeterli midir bu şey liyakat merak ediyorum yani. O yüzden böyle haddi olmayan, hadsizce konuları maalesef ki İTÜ'de. Bunun sebebi de bunları dış zemine çekebilmek. Bunların sendika dışı zemine çekebilmek. Şimdi demiş ki bunları kanun sınırını biliyor mu? Evet. Anayasanın 34. maddesi çok açık arkadaşlar. Önceden izin almaksızın herkes yürüyüş ve gösteri hakkına sahiptir. Bitti. Anayasamız bu. Orada valilik izni sordum demiş. Ya sen kimsin ki valilik izni soruyorsun? Kimsenin böyle bir izni sormasına gerek yok. Biz sivil toplum kuruluşuyuz. Biz vatandaşız. Biz işçilerin temsilcisiyiz. Anayasaya göre hareket ediyoruz. Bizim yasa dışı hareket etmemiz zaten imkansız. Böyle bir şey olabilir mi? Ama bunu tabii kamuoyunu başka zemine yönlendirmek için bunları söylüyor maalesef. Ya böyle bir iki şey var, onları konuşmak istiyorum. Ya böyle onun dışında yani sendikacılık dışında yapılan işler var burada. Bir tanesi sürekli ağzında bir küfür. Elimizde video kayıtları var. Biz bunu emniyet güçleriyle, savcılıkla paylaştık. Sürekli bir küfür. Ben ilk bir işverenin 21 yıldır bu işi yapıyorum. İlk defa böyle çıkıp karşımıza küfür ettiğini duyuyorum. Bildiğiniz küfür ediyor yani. Hakaret ediyor, tehdit ediyor. İşte arkadaşlarımızı öleceksiniz diye işverenin ailesinden tehditler var. Ve bunların video kayıtları hepimizin elinde var. Daha da ilginç bir şey var. Damadı olduğunu öğrendiğimiz bir polis memuru, AT ismi var bizde. Bunu emniyet güçlerine de verdik. Görevi olmadığı halde kamusal alanda bulunan arkadaşlarımızı gelip darp ediyor ve hakaret ediyor. Buradan Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya, Karabük Valiliğine, Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunuyorum. Bu kamu görevlisi, polis arkadaş bizi koruması gereken yerde bizim arkadaşlarımızı darp etmiştir. Görevi değildir, görevini kötüye kullanmıştır. Biz bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Arkadaşlarımız hem bireysel hem sendik olarak bulunduk ama sizler vasıtasıyla tekrar bulunmak istiyorum. Yani hiç karşılaşmadığımız böyle o kayınpederini korumak yani kayınpederinin malını vesairesini korumak isteyebilir ama o bir kamu görevlisi. Yani bunun için ne yetkisi var ne izni var. Dediğim gibi biz bunları emniyetle paylaştık. Şimdi orada arkadaşlarımıza tehditler var. Ailesi tarafından. Bunların hepsinin kamera kaydı olduğu için çok rahat konuşuyorum arkadaşlar. Sonra gidip sahte darp raporu alıyorlar. Yani o kadar çok değişik şeyler yaşıyoruz ki bunları niye yaşadığımızı ben bir anlam da veremiyorum. Şöyle biz de hukuki alanda mücadele etsin. Demiş ki ya ilk arkadaşlarımızla bir temasa giriyor. Diyor ki ben sizle mücadele edeceğim. Bir işveren işte az önce de söyledim. Niye mücadele eder? Çünkü cebinden daha fazla para çıkacaktır işçiye, emekçiye. Ama burada içeride biz biliyoruz ki bir sürü hukuksuz uygulamalar var. İş kanununun daha uygulanmadığı yerler var. Esas bu kadar direncin ana sebebi bu. Çünkü sendika geldiğinde iş kanununu uygulayacaksınız. İşçi öyle asgari ücrete çalıştıramayacaksınız. Kafanıza göre kapattım, kafana göre gel diyemeyeceksiniz. Ama şunu söyleyeyim. Her şeye rağmen, bunlara rağmen buradaki mücadelemiz daha yeni başlıyor arkadaşlar. O bitti zannediyor. Şimdi düşünün, bir işletmede bir işveren işçilerin eline pankart veriyor, servisleri kapılarını kapatıyor, binmeyeceksiniz, sendikayı protesto edeceksiniz diyor. Ha bunun akıl hocaları var. Onlar da Türkiye'de bildiğimiz bir sarı sendika bunların akıl hocası maalesef. Ama ne olursa olsun emekçi istedikten sonra, işçi istedikten sonra karşısında duracak hiçbir güç yok. Buradan oradaki emekçi arkadaşlarıma da sesleniyorum. Kimsenin hiçbir şeyden korkmasına gerek yok. Özüplik İş Sendikası dağ gibi arkasında. Hak İş Konfederasyonu dağ gibi arkasında. Kanun, devlet hepsi arkasında. İşte bir söyleminde diyor ki ya oraya gittim bana yardım etmediler. Oraya gittim dedikleri devlet kurumları. Devlet affedersiniz senin babanın uşağı mı? Devlet hukukla yönetilen bir yer. Hukuk neyse o. O alışmış tabii cebimde para var. İstediğimi hükmederim. Öyle edemezsiniz öyle. Burada hukuk devleti var. Devlet herkese eşittir. Hatta devlet mazlumun yanındadır. Bunu da öğrenmiş oldu bu vasıtayla. Ama bir daha söylüyorum. Bizim ne işverenle ne başkasıyla hiçbir problemimiz, derdimiz yok. Olanları da hukuk alanında, hukuk çerçevesinde hallediyoruz. Hukukun dışına çıkmıyoruz, çıkamayız zaten. Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Ama
mücadeleyi, sendikal mücadeleyi vermeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bugün de buradan yeni bir startı da veriyorum ve bu mücadele sonuna kadar devam edecek. O firma sendikalı olacak. Başka çaresi yok. Fabrikayı kapatıyorum diye pankart asıyor. Bu tehdit değilmiş de. İşçiyi topluyor, ben burayı kapatacağım. Tehdit bu işte. Sendikaya karşı tehdit. Sendika gelmemiş, bir toplu sözleşme yapmamış, maliyetini arttırmamış. Niye kapatıyorsun? Tehdit aracı olarak kullanıyorsun. Niye? İnsanları ekmeğinden etmekle tehdit aracı olarak kullanıyorsun. Dediğim gibi bunların hepsini biz gerek Çalışma Bakanlığı'na, gerek savcılığa, gerek emniyet güçlerine belgelerin hepsiyle beraber ilettik. Ama tekrar söylüyorum, bir daha böyle bir açıklama yapmayacağım. O zemine de ben girmek istemiyorum. Ben bir sendikacıyım, emeğin temsilcisiyim. Emekçinin sözcüsüyüm. Emekçi ne derse, ne isterse o şekilde hareket ediyoruz. Ama kimsenin de emeğini bu tür kişilere yedirmeyeceğimizin buradan da sözünü veriyorum. Teşekkür ederim. Başka, buyurun. Tabii işveren sendika geldiği zaman işçilerin işten çıkartılması noktasında hemen bir reaksiyon gösterdi mi? Evet. Yani sadece sizin sendikanız için. Genel anlamda evet. Karabük'te şu anda kaç tane iş yerinde varsınız? Kaç tane sendika üyesi özellikle sendikasında var? Bir de siz bu iş yerlerindeki işçinin tehdidi dediniz ya. Evet. İşten çıkartılması, iş yerinin kapatılması gibi. Bunlar için işçiler neler söylemek istiyorsunuz? Çünkü sendikanın geldiği yerlerde işveren batacak, iş yeri batacak diye işçiye söylenen sözler var. Bakın biz yıllardır örgütlü olduğumuz, az önce de söylediğim, Türkiye'nin en büyük markalarından birindeyiz. Bu iş yeri batmadı. Ama genel ekonomik krizden dolayı küçülmeler yaşanıyor mu? İşte sözümün başında söyledim. Sadece Karabük'e has değil. İşte çünkü işte genel maliyet, işte Mısır politikası vesaire dahil bu küçülmeler yaşanıyor. Ama Özbekistan sendikasının girdiği hiçbir yer kapanmadı ve batmadı. Karabük'te bir yerde toplu sözleşmemiz var. Bir yerde yeni örgütlendik. Burası da kapanmadı. İşveren kapatmadı. Ama bu mücadele ettiğimiz şu andaki iş yerinde kapatmak bir tehdit. Çünkü matematiksel olarak oturduğunuz zaman bir işletmenin kapanması için zarar etmesi lazım. Yani sizin yaptığınız toplu sözleşmeyle zarar etmesi lazım. Ya da A demişiz. Peki zarar et, diyelim ki korkuyorsunuz sendikanın gelmesinden. Kendinize göre gerekçeleriniz var. Bugüne kadar hiç yapmadığınız bir şey yapıyorsunuz. İşte işçiye bir miktar para ödüyorsunuz, işte kurban kesiyorsunuz falan. Demek ki bunları yapabiliyorsunuz. İşte biz bunları işçi arkadaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Sendika geldi diye hiçbir iş yeri kapanmaz. Biz onun kapanmasına müsaade etmeyiz. Tam tersine o iş yerini büyütürüz, o iş yerini geliştiririz, o iş yerini koruyabilirsek eğer dış etmenlerden, işte diğer farklı şeylerden zaten o işletmeyi koruruz. O anlamda işçi arkadaşlarımız korkmasın. Bir ikincisi biliyorsunuz işçi arkadaşlar işinden çıkarılma korkusu da var ama kanunda koruyucu şu var. Sendikal tazminat diye bir şey var. Eğer siz bir işten sendikadan dolayı çıkartılırsanız bir yıllık brüt maaşınız size sendikal tazminat olarak hukuken alma şansınız var bunu. O yüzden biz eğer sendikalı bir arkadaşımız işten atılırsa hemen hukukçularımız hukuken sendikal tazminat davası açıyorlar. O anlamda işçi arkadaşlarımızın maddi hiçbir kaybı olmuyor. Kapatma da olmuyor. Yani sendika geliyor diye bir iş yeri kapatan ben hiç görmedim. O sadece bir tehditti. Çünkü o pankartı gördüyseniz eğer ne bir telefon numarası ne bir şey, hiçbir şey yoktu. Sadece ondan sonra işçinin karşısına çıktı. Klasik tavırla ağladı. Orada bir de tabii şöyle bir organizasyon oldu. Kendine yakın ustalar işçiyi zorladılar. İşte burası kapanacak hadi şey yapalım protesto edelim falan diye. Ya işçi kendine faydası olacak bir kurumun niye protesto etsin? Çok basit. Bir sendika işçi istemiyorsa E-Devlet'e girer. Bir saniyede istifa eder. İstiyorsa da girer. Bir saniyede üye olur. Bu seçeneği varken işçi diye öyle bir şeye girsin. Şimdi bir video daha var elimizde. İş yerinde özel kameramanlar işi durduruyor, müzikler alkışlatıyor. Bu böyle çok acayip şeyler yaşıyoruz. Hani üretim önemli. Hani bir dakika önemli. Hayır. Korkusu bir daha söylüyorum. Cebinden çıkacak fazla para, işçinin cebine girecek olan sadece asgari ücretle çalıştıramayacak. İkincisi de içeride kanunsuz uygulamalar var.
iş kanunun dışında uygulamalar var. Onlar da düzelecek. Bu işverenin korkusu bu sadece. Şey söylediniz, şu anda kaç tane iş yerinde sendikalı... Söyledim aslında. 3 iş yerimiz var. Kaç tane sendikalı üyeniz var şu anda? 1200 civarı üyemiz var, evet. Başkanım. Buyurun. Örgüt olduğun iş yerleriyle, örgüt olmadığın iş yerlerindeki çalışanların çalışma koşulları ve ekonomik durumları ilgili bir... Tabii ki işte bir tanesi bu örgütlendiğimiz iş yerinde insanlar asgari ücret bazen bir tık üzerinde çalışıyor ama örgütlü olduğumuz iş yerinde ikramiyeleri, işte eğitim yardımları, sosyal yardımları hepsi var. Bunun dışında içeride temsilcileri var. Bir problemi olduğunda gidip birine yalvarmak zorunda değiller. Sendika temsilcisini çağırıp talimat veriyor işçi arkadaşlar. Çünkü sendikanın güzelliği bu. Hizmet etmek zorundayız. İşte sendika, buradaki sendikası işletmelerde bu tür işverenlerin korkusu da bu. Yani benim işime ortak mı olacak? Ya biz kimsenin işine ortak falan değiliz. Ama orada çalışma konforu düzelecek. Kurallara uyacaksınız. Kimseye hakaret etmeyeceksiniz. İşte toplu sözleşme gelecek. Hem maaşını, zammını zamanında vereceksiniz. İşte sosyal hakkını vereceksiniz, ikramiyesini vereceksiniz. Şu anda toplu sözleşmeli iş yerimizde böyle devam ediyor. Bu tür iş yerleri de, şimdi siz bir işçi olsanız böyle bir iş yeri var, böyle bir iş yerinde sendikayı tercih etmez misiniz? Edersiniz çünkü bu ekonomik koşullarda ihtiyacımız olan şey haklarımızın yükselmesi. Ama işte bu işverenin de bu kadar direnmesinin sebebi, işte az önce söylediğim iki sebebi var. Bir tanesi de bu. Biz, evet, evet. Şimdi şöyle, biz hazır giyimde, hazır giyim tarafında çok yüksek örgütlüyüz, özellikle sendikası olarak. Tabii ki şu andaki işte Mısır'a gidişler, dolar kuru, enerji, çünkü hazır giyim işçilik maliyetinin en yüksek olduğu taraf. Bu anlamda tabii ki zorlanıyoruz. Çünkü işletmeler diğer seçenekleri de değerlendirmeye başladılar. O yüzden baştan isyanım oturup bu sektörün özellikle burada hala hazırda daha gitmeyen ve küçülmeyen işletmelerin korunması adına ne yapabileceğimizi oturup konuşmamız lazım bir an önce. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah bu iş yerinde örgütlediğimizde yine bir araya geliriz. Yine konuşuruz. Dediğim gibi örgütlenmeye bugün inşallah yeni bir start veriyoruz. Tekrar hızlıca devam edeceğiz. Bu işleri örgütlenecek. Tekrar sizler vasıtasıyla emeğin başkenti Karabük'teki tüm tekstil emekçilerini Özüplik İş Sendikası'nda buluşmaya, güçlenmeye, haklarını savunmaya, haklarını arttırmaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim.